Enfes Mutfak kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere taze soğan ile hazırlamış olduğum tavada 5 dakikada şipşak kahvaltıya yapabileceğiniz enfes bir tarif paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte bir bakalım nasıl hazırlamışım. Geniş bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum ve üzerine bir buçuk çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce çırpacağım. Tuz miktarını kendi tuz tüketim oranınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yumurta ve tuzu güzelce çırptıktan sonra üzerine küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ve bir su bardağı soğuk sütü de ekleyip bu sıvı karışımı tekrar güzelce çırpıyorum bardak için kullandığım e, ölçü 200 ml tüm sıvıları güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 6-7 dal doğramış olduğum taze yeşil soğanı da ekliyorum ve üzerine yarım su bardağı da lor peyniri kullandım ben siz de dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz taze soğan yerine maydanoz veya dereotu da kullanabilirsiniz hatta hepsini bir de ekleyebilirsiniz tekrar güzelce karıştırıyorum ve şimdi un ilavesine geçiyorum öncelikle bir buçuk su bardağı un ekleyip karıştırmıştım. E, kontrol ettim. Kıvamı birazcık daha un istedi. O yüzden yarım su bardağı daha ekledim. Yani toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. 1,5 çay kaşığı da kabartma tozunu unun üzerine döküp hamuru güzel bir şekilde çırpıyorum. Söylediğim gibi 1,5 su bardağı un birazcık az geldi. O yüzden yarım su bardağı daha ekledim. Toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. Un ile de birlikte güzelce çırptım ve hamurumun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Hemen tavayı ocağın üzerine aldım ve bir miktar sıvı yağını ekleyip hafif yağ kızdıracağım ve yağ kızdıktan sonra da e, hamurumu içerisine alacağım bir kaşık yardımı ile kaşık kaşık hafif sağını solunu düzelterek kızmış yağın içerisine alıyorum ve arkalı önlü pişireceğim. Bu esnada dikkat edelim. Elimize yağ sıçramasın. Böyle çok yukarıdan değil, daha böyle aşağıdan tavaya yakın yerden hamurları bırakmaya çalışalım. Orta dereceli ateşte hamurları bu şekilde kızartıyorum. Bakın alt tarafı kızardıktan sonra şimdi ters yüz yapacağım ve diğer yüzünün de aynı şekilde kızarmasını sağlayacağım. Bütün hamura aynı işlemi uygulayarak ben hamurumu bitireceğim. Böyle yağda kızarttığımıza bakmayın. İnanın piştikten sonra çok böyle yağ çekmedi. Gerçekten güzel bir lezzet ortaya çıktı mutlaka denemenizi tavsiye ederim kahvaltıya iki tarafında güzelce kızarttıktan sonra tabağıma alıyorum artık bu arada kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz videolarımı beğenerek bana destek verebilirsiniz destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürler sunuyorum ve hemen sizlere pişmiş halinde göstermek istiyorum Hatta yumuşaklığını, dokusunu sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla yağ çekmemiş, yumuşacık pamuk gibi bir lezzet ortaya çıktı. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.